Gençler 2012'nin son röportajları ufak ufak dökülmeye başladı. Biraz önce Harun Kolçak'la Mayalarla ilgili çok önemli bilgiler aldık. Eda çok eski bir dostum. Eski dostum. Bir yıl, iki aydır görüşmüyoruz kendisiyle. Geldi, Harun Kolçak'tan bahsettik biraz. Dedi, hemen konuya girdik. Dur dedim, hemen röportajımızı yapalım. Villa Teras'ta akşamları şarkı türkü çıkacak. Villa Teras'ta hangi günler çıkıyorsun? Zürih Hotel'in üstü biliyorsunuz. Eski evet, Cihangir'de. Meyra'nın üstü. Evet. Cumartesi günleri oradayım. Evet. Cumartesi günleri oraya elimizi kollaya sallaya gelsek gelebilir miyiz oraya? Rezervasyon yaptırmak gerekiyor. Hayır, gelebiliriz. Eda'nın misafiriyiz desek. Benim olduğum yerde her zaman size yer bulunur. Tamam. Benim olduğum yerde size de her zaman yer mutlaka bulunacaktır. Sizi Villa Teras'a bekliyoruz. Yılbaşı akşam programı var mı? Var tabii ki. Oo, çok güzelmiş. Evet Eda. Bir öncelikle hoş geldin uzun zaman sonra. Mayalarla ilgili bilgilerini Prof. Dere izleyicilerle paylaşır mısın? Şimdi Mayalarla ilgili evet. Zaten internette yeterince bilgi mevcut. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. İnternete girip böyle Mayaları yazmayan binlerce, milyonlarca insan var. Böyle benim takipçilerim var. Sadece beni takip ediyor. Benim videomdan başka hiçbir videoyu izlemiyor. Sadece Prof. Dere yazıyorlar. Direkt onu izliyorlar. Sen onlara 21 Aralık'tan sonra bundan sonra ne olacak? Karınca kararınca paylaşır mısın? Şimdi son tahminler 21 Aralık günü için önce biliyorsunuz. Kanka, karanlık olacak. Foton çağına girdik. İşte birçok alet çalışmayacak gibi birçok şeyler söylendi. Evet. Bunun dışında onlar olmadı. Tabii tam o gece o bahsettikleri saatte zaten CERN deneyi yapıldı. En evet. Büyük enerji. Şeyi merak ettim. Takvim nerede bulunmuş? Guatemala'da devamı bulundu. Evet. Takvim böyle bir sürü parça evet. Takvim açıyorlar. Dur diyorlar. Hı-hı. Şöyle olacak evet, diyorlar. Bir açıklama daha var. Evet çok açıklama geliyor. Okuduklarıma çok göre. Açıklama geldi. Şöyle bir açıklama daha var. Evet. 21 Aralık'a kadar bu şey yapıldı. Evet. Bu takvim yapıldı. Bundan sonra hani aynısının devamı gibi nasıl her gün güne başlarız işte gece 12'de yeni gün başlar. Evet. Ertesi günü gece 12'de diğer yeni gündür ve diğer yeni gündür. Buradaki tahmin de 21 Aralık'tan sonra yeniden aynı döngünün başına gelineceği. O yüzden de takvime gerek kalmadığı gibi açıklamalar var. Guatemala'da takvimin devamının bulunduğuna dair açıklamalar var. Sen ne hissediyorsun? Ben o CERN deneyi ve bir takım enerjilerin açığa çıktığını düşünüyorum. Ama ne oldu ne bitti bilmiyorum ama şunu biliyorum. O bir takım açığa çıkan enerjiler insanların ruh halinde dalgalanmalara yol açıyor. 27 tane mayacı Amerika Birleşik Devletleri'nde intihar etti diye bir duyum aldık. Sen böyle bir duyum aldın mı? Almadım. Almadın, öyle bir şey yok. Bakmadım da zaten. Mayacılar çok üzüldü dediler. Hı-hı. Böyle bir şey duydun mu? Yok. Bir de şöyle bir şey dediler. Bizim dedelerimiz kıyamet kopacak demedi. 21 Aralık aydınlık çağı dediler. Yeni bir çağ başlıyor. Yeni bir döngü, yeni evet. Bir döngü diye bekleniyor. Evet. Dolayısıyla bu yeni bir döngü diye beklendiği için evet. Buradaki olay işte şimdi en son söylenen de şu. Şeytani enerjiler gitti. Yerine, artık daha rahmani enerjiler geldi deniliyor. Evet, evet. Bunu göreceğiz ama tabii dünyada birçok negatif enerjiler dolaşıyor. Şu anda pozitife döndü mü sence? Döndü ama korunmak için evet. Bir takım başka bilgiler daha var. Mesela? Söylenilen şu ki namaz başlı başına bir korunmasıyla. Evet. Evet. Hani meditatif bir olay, Yaradan'la bağlanma evet. Olduğu için ola ki namaz kılmıyorsanız diyor, evet. Bizim Bluetooth'umuz yani kötü enerjileri aldığımız yer şurada ense kökümüzde evet. imiş
Bunu bilimsel olarak da izledim çeşitli videolarda. Evet. Enseyi sık sık ıslatıp, enseyi kolla. Diyorlar. Enseyi kolla. Bilemiyorum yani. Evet. Yani dini inançlarımıza, manevi inançlara kesinlikle, sıkı sıkıya sarılalım. Kesinlikle. Zaten olmadı kötü enseyi. Bir şey demiyorlar. Evet. Kötü bir şey demiyorlar. Demek de... İslamiyet mi acaba? Bütün inandığın dinlerde şey yap. Yani maneviyete önem ver. Yaradana inanıp doğru adımlar atmak diyelim. Evet. 2013 için mesajın var mı? 2013 mesajım yok ama herhalde benim yılım olacak artık. Yengeç misin? Artık zamanıdır. Evet. Evet. Bir yenge. Evet sayın seyirciler. Artık zamanıdır. Şok gelişme. İkinci röportajımız da yengeç. Yengeç Burcu Eda. Yengeçlerin 2013 yengeçlerin. Nereden gidiyoruz? Benim bu haberim ne olacak acaba? Bilmiyorum ki, bakmadım da. Ona bir bakarsın sonra bir ara konuşalım onu da. Ama ben şeye çok inanmıyorum. Yani astrolojinin çok doğru sonuçları her zaman verdiğine inanmıyorum. Çin takvimine göre ki olan burçlar at kötüymüş, fare iyiymiş, ejderha en iyisiymiş. Yani şöyle öğrendim, bizim Doruk Karpuzoğlu'ndan onu öğrendik. Doruk bu işlerin uzmanıdır. Az kaldı, Doruk'la da röportaj yapacağız. Doruk, Çin takviminin, Çin burçlarının uzmanı. Son bir mesaj ver, konuyu bugün burada sizle kapayalım. Herkes kalbini temiz tutsun. Kalbinizi temiz tutun, herkese iyi dileklerde bulunun. İçinizi dışınızı temiz tutun, bu kadar. Evet, acıya gerek yok. Ve yansısın, yani mutluluğunuz, keyfiniz, sevginiz. Pozitif enerjiyi yansıtın. Pozitif enerji derken de bunu da abartan anlamda lütfen algılanmasın. Evet. Hani bu şey işte. Deli pozisyona düşmeyelim. Hayır. Yok deli değil yani pozitif enerji bir şey. Ömür boyu her şeye evet demek değildir pozitif herhalde. Enerji. Herhalde tabii tabii. Yani gerekli yerde gerekli tavrı sağlıklı bir şekilde koymak. Ama iyi şeyler düşünmeye çalışıp iyi adımlar atmaya çalışmak. Evet. Öyle düşünüyorum. Villa Teresa her cuma. Villa Teresa bekliyorum. Cumartesi. Her cumartesi. Öğrenemedin. Kusura bakmayın. Kafam biraz yoğun son zamanlar. Gelmeyecek 21 Aralık'tan sonra kafalar iyice karıştı. Mayalar intihar etmeye başladı. Evet. Villa Teresa her cumartesi. Eda orada. Keşke. Eda keşke. Soyadımı da ezberleyemedin zaten. Evet. Estağfurullah. Eda keşke. Villa Teresa'da Cihangir'de. İyi günler.